Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet. Hıyanetten daha zalim merhamet. Kim demiş? Kim duymuş? Nerede demiş? Anlatıvereyim de dinleyin bakalım o vakit. Odon demiş, Odon. Kim ola ki bu Odon? Bir papaz efendi. İyi, hep bizden anlatacak değiliz ya. Bugünkü sohbeti de papaz efendiden yapıverelim. Papaz da dese hakikat, hakikattir. Papazın diline düştü diye batıl olacak değil ya hakikat. Bu papaz Odon, Antalya derler bilir misiniz? Merhum sultan, birinci Gıyasettin fetheyledi. Kafir birlendi, gene akın eyledi Haçlı ordusu Anadolu'ya. İkinci seferiydi bu. Kafilenin bir kısmı buralara dahi gelmiştir. Bu yana gelenleri Gaziyan telef edince, sonraki kafile Torosları aşıp, inip varıp gitmek istediğiydi. Ama Haçlı ordusu değendi, unutmayın ki bir şehir topyekün kalkar. Hareket eder, sonra durur o koca şehir, konaklar. Bu kadar adama ekmek lazımdır, aş lazımdır. Ne yapacak kafir? Çöreklenecek ahalinin üzerine. Ya Elmalı'yı bilir misiniz, Elmalı'yı? Bilirsiniz elbet, bilirsiniz. Ne cevherler vardır Elmalı'da. Onu bir ara anlatıveririm. Velhasılı bu Haçlı ordusu Elmalı'ya yerleşende o kadar talan ederler ki en son birlikte olmayı umdukları Rum ahali dahi bunlara isyan eder. Türkmenlerle bir olur. Zulme isyan eden mazlumun yanında olsa gerektir. İş o hale geldi ki Rumlar bu Haçlılar ile savaşır oldular. Haçlı küffarı şaşkına dönmüş idi. Hayın derler idi o Rum ahaliye. Demek mümkündür ki Türk'ün kılıcından ziyade Rum'un kendilerince hıyanetinden çeker olmuşlar idi. Derken teslim oldu Haçlı ordusu Elmalı'da. Bitkin, sersefil, aciz duruma düşüp aman dileyen bu Haçlı askerlerine sahip çıktı Elmalı'daki ahali. Öyle ya, aman dileyen iblis olsa vurmak yakışık almaz. Onlar da öylece yaptılar, merhamet gösterdiler. Rivayet ederler ki 3000 tanesi Elmalı civarına yerleşip Müslüman olmuştur. İşte neticeyi gören bu papaz efendi, papaz Odon, çaresiz haykırır papaz efendi Müslüman olan Haçlıları duyunca. Ey hıyanetten daha zalim olan merhamet!